Ara! Sesimi duyan var mı? Abi. Ara! Ara! Sesimi duyan var mı? Devam! Gir. Sesimi duyan var mı? Karşı kıyıya geçmek için de kullandığımız şişme köprü, rafting botu ve çeşitli ekipmanlarla AFSD'lerin tahliyesini sağlıyoruz. Bu tarafta. Dur. Üçüncü. Kırmızı dalga, sesim sana geliyor mu? Dur, satış şu anda sesin açık böyle. Satı, kırmızı dalgıç, satı. Dinliyorum kırmızı dalgıç. Atladı şu sıradırız. Anlaşıldı, tamam, satı terk. Soğuk sularda arama yapıyoruz, iç karanlık sularda arama yapıyoruz, yani görüş olmayan, sıfır görüş olan sularda arama yapıyoruz ve akıntılı sularda arama yapıyoruz. Bunun haricinde sel ve su baskınlarında da görev yapıyoruz. Her türlü arazi ve iklim şartında su altı timlerimiz göreve hazır durumda. Dairesel arama metodu ve hat metoduyla arama yapıp suç delillerine de ulaşabiliyoruz aynı zamanda. Eğitimlerde yeterli olan personel Türkiye genelinde bütün dağ, kanyon, mağara, uçurum ve yüksek binalarda kaybolan, yaralanan, yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma faaliyeti icra etmektedir. Sürün. Çek. Personelle beraber 6 ay eğitim görüyorlar. Bunun 6 ay içerisinde temel itaat, ileri itaat ve branş eğitimi şeklinde görülüyor. Daha sonra 6 ay süresinde bittikten sonra mezun olan köpekler kıtalara gönderiliyor. Burada görevlere devam ediyorlar, arama kurtarma görevlerine. Burada bir canlı tespit ettim. Teyit amaçlı bir köpek istiyorum. Evet, öyle bir şey. Salıyorum. Yavaş sal sana. Thank you.
Bizler kadın albaylar olarak daha çok özellikle kadın afetzedelerin aranması, kurtarılması, onlarla iletişime geçilmesi konularında faaliyetlere katılıyoruz. Tabii böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz. Fakat yaşanması durumunda da taburumuz olarak her zaman göreve hazır bir şekilde bekliyoruz. Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı görev verildiğinde ülkenin tamamında deprem, çığ, sel, toprak kayması gibi doğal afetlerde, mağara, kanyon gibi yerlerde kaybolan, yardım isteyen vatandaşların bulunmasıyla ilgili her türlü görevi alacak şekilde eğitimlerini yapmışlar ve göreve hazır bir şekilde beklemektedirler. Taburumuz kurulduğundan bugüne kadar Bingöl depremi, Konya'daki Zümrüt Apartmanı faciası, Van depremi ve Soma'da meydana gelen, maden ocağında meydana gelen göçük olayında görev almıştır. Bugüne kadar toplam 380 olaya müdahale etmiştir. Bu görevler esnasında 83 vatandaşımızı sağ olarak 287 vatandaşımızın da cenazesine ulaşmıştır. Yapmış olduğumuz görev hayat kurtarmaya yönelik olduğu için birinci öncelikte aradığımız husus gönüllülük esasıdır. Bununla birlikte fiziki olarak da yeterliliklerini ölçmek için personelimizi biz seçerek alıyoruz. Gönüllü personel arasından fiziki kondisyonlarını değerlendirecek testler yaparak personeli seçip alıyoruz. Ve seçildikten sonra da bir takım kurslarla bu yetenekleri kazandırmaya çalışıyoruz.